Değerli dostlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün biraz Türkiye Barolar Birliği'nin temel faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü meslektaşlarımız günlük koşturmaları içinde bunları bilemeyebiliyorlar. Bir de açık söyleyeyim, bize yönelik yani ne yapıyorsunuz siz gibi bazı iyi niyetli de olsa bilgisizlikten kaynaklanan söylemler olabiliyor. Ben de o yüzden ne yaptığımızın sadece bir kısmını sayılarla vermek istedim. Sayılarla vermek istiyorum ki ne yaptığımızın en azından o bir kısmını o kadar çarpıcı bir şekilde görelim. Görelim de hem doğruyu bilelim hem de daha fazla ne yapılması isteniyorsa ona göre talep edelim. Neden? Eleştirinin de bilerek yapılanı güzel, muhalefetin de bilerek yapılanı güzel ve faydalı ve ilerletici. Allah hiç kimseyi aklı başında muhalefetsiz, yerli yerinde eleştirisiz bırakmasın. Bir yöneticinin en büyük şansı bilerek yapılan eleştiridir. Çünkü o eleştiri neyin nasıl daha güzel yapılması gerektiğini içerir. Ama laf olsun diye yapılıyorsa, bilmeden yapılıyorsa, sırf söyleyeyim diye yapılıyorsa onun çok faydası olmuyor. Hep birlikte bu kutsal mesleği vatandaşlarımıza, ülkemize en yararlı şekilde nasıl icra edebiliriz? İşte bütün meselemiz budur sevgili dostlarım. Şimdi vereceğim sayı şu. 100 bin. 100 bin. Oo. 100 bin ne biliyor musunuz? Bugüne kadar yapılan sosyal yardımlar. Türkiye Barolar Birliği'nin bugüne kadar yaptığı avukatlara yönelik sosyal yardımlar. Sayı çok büyük. Sayı çok büyük. Bakın sevgili dostlarım. Biz göreve 2013'te geldik. 2013'te göreve geldiğimizde Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu açıkçası çok da verimli ve etkili olmayacak şekilde bir yatarak tedavi hizmeti veriyordu. Sayı 12 şehirde sadece 24 hastaneydi. 12 şehirde 24 hastane. Hem bilinmiyordu bu hizmet, hem yararlanan sayısı çok azdı, hem de bu tedavi hizmetinde faturanın %80'ini birlik karşılıyordu, %20'sini avukat ödemek zorunda bırakılıyordu. Biz şöyle bir karar verdik. Dedik ki, devletten bir kuruş almadan ama devletimizin verdiği yetkiye dayanarak bastığımız şu vekalet pulu var. Bu vekalet pulunu bankaya satıyoruz, parasını bankaya koyuyoruz. Getirin bakalım dedik hesapları. Bankada faizden faiz kazanacağına çok basit bir şey söyledik. Vekalet pulunu avukatlar parasını verip cüzi bir para bugün 10 küsur lira o gün daha da ucuzdu işte 4 küsur liraydı. Avukatlar parasını verip vekaletnamelere yapıştırıyorlar ya. O zaman bu paranın doğrudan doğruya avukata gitmesi lazım. Başka hiçbir yere değil. Sadece avukata gitmesi lazım. Sadece avukatın emrine onun için harcanması lazım. Avukatın emrine sunulması lazım dedik. Ve şöyle bir karar aldık. Vekalet pulundan oluşan bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunu tedavi hizmetinde sadece Türkiye'de değil, dünyada emsali olmayan bir noktaya getirelim. Hadi bakalım getirelim dedik ve sonuç. Bugün 54 şehir, 167 hastane. Bakın 2013'te 12 şehir, 24 hastaneyle almışız. Çoğu da kullanılmıyor ve bilinmeyen bir destek. 54 şehir, 167 hastaneye çıkarmışız.
Ya. Bence gelen mektuplardan, geri dönüşlerden de aldığımız bilgi bu. Bu hizmet iyi ki var. Bu hizmet avukatın doğrudan doğruya bütçesine giden muazzam bir katkı. Yatarak tedavide avukat meslektaşlarımız ve stajyer avukatlar 1 lira, evet 1 lira ödemeden sevgili dostlarım bir imza atıp provizyonu tabii sistemden çekilerek her türlü hizmeti alabiliyorlar. Yatarak tedavide evet. Paylaşmanızı rica ediyorum. Paylaşalım ki bir meslek örgütünün kendini adadığında odağına o meslek örgütünün mensuplarını koyduğunda neler yapabileceğini herkes görsün. Hem de bir taraftan Türkiye'nin bu kadar derinleşmiş sorunlarıyla uğraşırken öbür taraftan da meslektaşı hiç ihmal etmeden tabii gazetelerde, medyada bunlara doğal olarak yer verilmiyor. Diğer sözlerimiz, diğer hizmetlerimiz, diğer yaptıklarımız, uyarılarımız, eleştirilerimiz, öngörülerimiz yazıyor. Ama bunlara doğal olarak yer verilmiyor. Dolayısıyla bilmeyen meslektaşlarımız da yapılmıyor sanabiliyor. Ne zaman, ne kadar, iş başa gelene kadar. Ama maalesef bazen hala bunca yıldır bu hizmetten haberdar olmadığı için yararlanmayı bilmeyenler de var. Peki, 2013'te 12 şehirle almışız, 54 şehre çıkarmışız. 2013'te 24 hastaneyle almışız, 2019'da 167 hastaneye çıkarmışız. 2013'te katkı payı ödemek zorundaymış avukatlar, %20 katkı payı, az buz değil bir ameliyat olduğunuzu düşünün. Zaten bir ameliyat olduğunuzda, en basit ameliyat olduğunuzda herhalde aylarca kazandığınız normal gelirinizi o ameliyata vermek zorundasınız bir desteğiniz yoksa. Ve biz %100'ünü Türkiye Barolar Birliği öder hale getirmişiz. Türkiye Barolar Birliği avukatın elini cebine sokturmadan, en ufak bir yük getirmeden bu yatarak tedavide hizmeti vermeye başlamış. Allah göstermesin evlerden ırak, kanser hastalıklarında ayakta tedaviyi de tamamen üstlenmiş durumdayız. Şimdi reklam gibi oldu ama ya izin verin o kadarını da yapalım. Yetmedi. Sadece avukatlar için, sadece stajyer avukat meslektaşlarımız için değil, aynı zamanda yine 2013'ten beri biz sisteme kendini kaydettiren avukat eşleriyle bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına da aynı tedavi hizmetini son derece cüzi bir katkı payıyla veriyoruz. Bir avukat meslektaşımızın bir günlük bile avukat olsa 1 lira katkı payı vermeden yatarak tedavisini tamamen üstleniyoruz. Onun eşinin ve çocuğunun yatarak tedavisini de çok cüzi bir yıllık ücret karşılığı, 600 lira karşılığı yine aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği olarak üstleniyoruz. Ve bu dayanışma değil de ne? Yani Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı, avukata yönelik yaptığı gerçekten çok önemli hizmetlerden biri. Düzenli yardımlarımız var sevgili meslektaşlarım. Sevgili dostlar, sürekli iş göremezlik yardımı. Allah korusun, elden ayaktan düştünüz. Olabilir. Her şey insan için. Türkiye Barolar Birliği sahipleniyor. Bakım yardımı var. Evet, elden ayaktan düştünüz. Sadece geçinmek değil, aynı zamanda size birinin bakması gerekiyor. Yani bakıcı gerekiyor. Allah göstermesin. Evet, biz üstleniyoruz. Ve öksüz yetim yardımımız. Bir avukat meslektaşımız erken yaşta diyelim vefat etti.
anne ya da baba. Çocukları geride kaldı. Üniversiteyi bitirene kadar Türkiye Barolar Birliği olarak öksüzümüze, yetimimize biz sahip çıkıyoruz. Kocaman bir aileyiz. Şu anda 98 evladımızı sahiplenmiş durumdayız. Tabii bu sayı artmasın inşallah. Ama bir avukatın içi rahat olmalı. Bana bir şey olursa evladım sahipsiz kalır mı demeyecek. Türkiye Barolar Birliği var diyecek. İyi ki avukatım diyecek. Bu meslek giderek zorlaşıyor biliyorum. Son derece zor şartlarla gelir seviyesi düşüyor. Ancak her şeye rağmen koskocaman bir aile olmamız sayesinde o muhteşem dayanışmayı sağlamış durumdayız. Ve gelir seviyesinin düşmesine, işsizliğin artmasına rağmen avukatlar arasında bu dayanışma sayesinde birbirimizi ayakta tutmayı başarıyoruz. Tüm zorluklara rağmen sevgili dostlarım, 98 öksüz ve yetimimiz, bakım yardımı, sürekli iş göremezlik yardımı ve sayıyı bir daha hatırlatayım. Bugüne kadar toplam 100 bin meslektaşımız bu sosyal yardımdan yararlanmış, tedavi yardımı dahil olmak üzere. Analık yardımı yapıyoruz anne olanlara. Geçici iş göremezlik olur ya, ayağınız kırıldı, işe gidemiyorsunuz, hastanede yatıyorsunuz, çalışamıyorsunuz. Geçici bir hastalık ama çalışamıyorsunuz. Bir avukat, evet çalışmak zorunda, yatmaya vakti yok. Hele serbest çalışan avukat. Gitmediği zaman kime işini verecek, kime gönderecek, kimden yardım alacak? Aç kalmaması için Türkiye Barolar Birliği olarak geçici iş göremezlik yardımı yapıyoruz. Olağan dış hal yardımı, büro hasarı diye büronuzu sel bastı. Bir şey oldu. Allah göstermiş işte Kızılay'da patlama oldu. Kızılay civarındaki bütün bürolar darmadağın oldu. Türkiye Barolar Birliği olarak büro hasarı yardımı yapıyoruz. Cenaze yardımı yapıyoruz. Bunlar son derece önemli hizmetler. Allah inşallah yararlanmanızı gerektirmez ama yararlanmak zorunda kalırsanız, ki hayatta her şey olabiliyor. Başıma gelmez diyorsunuz, geliyor. İşte Türkiye Barolar Birliği var. İyi ki var ve iyi ki bu mesleki dayanışma içindeyiz. Yani avukatın pul parası yine avukata gidiyor. Doğrudan doğruya 100 bin sosyal yardım, muazzam bir şey. İyi ki varsınız değerli meslektaşlarım. Şırnak'taki avukat meslektaşım İstanbul'dakine bakıyor. İstanbul'daki meslektaşım Yozgat'takine bakıyor. Hepsi toplanıyor havuza ve bu şekilde muazzam bir dayanışma sergilemiş oluyoruz. Avukat meslektaşlarımın emeklilik sorunu var. Evet. Şimdi hane halkı geliri belli bir rakamın altında olanlara munzam emeklilik yardımına başladık. Devam ediyoruz. Bir aktüerya hesabı içerisinde. Ancak başka bir projemiz var. Bunu kanun değişikliği gerektirdiği için henüz hayata geçirebilmiş değiliz. Ancak yargı reformu stratejisi kapsamında veya bir başka çerçevede Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede ayrı bir fon yaratılacak olursa, kaynağını da belirledik, avukat meslektaşlarımıza emeklilikte anlamlı bir ilave katkı, en azından bir defaya da mahsus olsa, yani emekli olurken anlamlı bir katkı sağlamak istiyoruz. Bunun da müjdesini inşallah biraz daha olgunlaşsın, o zaman vereyim. Ancak bugün için avukatların emekliliği gerçekten bir sorun. 1700 lira, 1800 lira emekli maaşı alıyor meslektaşlarımız. Yaklaşık 25 senelik çalışmadan sonra, ki gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Bir de sevgili dostlarım, eğitim hizmetinden kısaca bahsetmek istiyorum. Paylaşmanızı da tabii dileyerek. 110 bin meslektaşımıza 2013 yılından bu yana
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nden eğitim hizmeti sağlamışız. 110 bin. Eğitim kalitemizde sıkıntı var mı? Var. Doğru. O zaman bize düşen şu. Meslek içi eğitimi, staj eğitimini, sürekli eğitimi en iyi şekilde vermek. İşte bu çerçevede 2013 yılından beri öyle ciddi, öyle yoğun bir çalışmanın içindeyiz ki herhalde görmek, görmemek için gerçekten hani ben görmek istemiyorum demek lazım. 110 bin meslektaşımız bu hizmetten yararlanmış. Bunu son derece önemsiyorum. Meslek içi eğitimde sevgili dostlarım 605 mesleki eğitim semineri vermişiz. 605 mesleki eğitim semineri. Ciddi bir sayıdır bu. Bu barolarımızın sevgili meslektaşlarım, değerli barolarımızın hizmetleri bunun içinde değil. Bu doğrudan doğruya Türkiye Barolar Birliği'nin meslektaşa verdiği hizmetler. 110 bin meslektaşımıza toplamda Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi eğitim vermiş. 605 mesleki eğitim seminerimiz var. Bu mesleki eğitim seminerlerinde sayın ayrıntılarını da vereyim. Bilinmesinde fayda var. Çünkü daha iyisini yapmak istiyoruz. Daha fazlasını yapmak istiyoruz ama bilerek lütfen bize öneri ve eleştirilerde bulunun. 91.064 meslektaşımıza mesleki eğitim seminerleri kapsamında eğitim hizmeti vermişiz. Ayrıca arabuluculuk eğitimi vermişiz. 8.296. Uzlaştırmacılık eğitimi vermişiz. 2.225. Bilirkişilik eğitimi vermişiz. 548. 35A uzlaştırmacılığı var. 2.724 kişiye. Ve staj eğitimi. Gururumuz bu. 70 eğitim programı yapmışız. Türkiye'nin her yerinden 5.138 avukat stajyerini Ankara'da birer haftalık dönemlerle ağırlamışız. Pek çoğuna ben de derse girdim. Muhteşem dostluklar kuruldu. Çok güzel bir eğitim ve artarak da devam ediyor. Ayrıca bu sene başladık, hukuk atölyelerine başladık. Mesela diyoruz ki kira sözleşmeleri dibine kadar tüm ayrıntısıyla her bilinmesi gereken her yönüyle alıyoruz kira sözleşmelerini ve kira hukukunu. Bir meslek ustası başa geçiyor. 30 kişiye, 30 genç avukata, gencecik avukata eğitim veriyor. 5 haftanın sonunda o genç meslektaşımız kira hukuku konusunda adeta uzmanlaşıyor. Veya özel hastanelerin hukuki sorumluluğu. Bir uzman arkadaşımız geçiyor, meslek ustamız. 5 haftanın sonunda 30 kişilik o atölyeyi özel hastanelerin hukuki sorumluluğu konusunda bilinebilecek her bilgiyle donatıyor. Derinliğine bilgi, uzmanlaşma eğitimi veriyoruz pek çok konuda. Neden? Bilgi demek güç demektir. Sizle bunları paylaşmak istedim. Daha sonra işte sınav nasıl olmalı? Ölçme değerlendirme nasıl olmalı? Meslek alanının genişlemesi için neler yapılması lazım? Bütün bunları tek tek ayrı ayrı sizinle paylaşacağım. Ama şimdi avukatlara yönelik sosyal yardımlarımızı ve olmazsa olmaz eğitim şart diyoruz ya, meslek içi eğitim ve staj eğitimini kısaca anlatmak istedim. Önerilerinizi, eleştirilerinizi, değerlendirmelerinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Gecenizin kalan kısmı güzel olsun lütfen umarım ve paylaşmanızı diliyorum. İyi akşamlar efendim. Sağ olun, var olun.